Şimdi efendim size pratik tavsiyelerim. Milli Eğitim Bakanlığı Osmanlıca derslerine müracaat edin. Bir grup halinde gidin Osmanlıca öğrenin. Benim kızım olsa, çok salih, faziletli bir genç gelse, kızımla evlenmeye talip olsa, Osmanlıca bilmiyorsa kovarım. Kovarım doğrusu. Efendim ben ziraat mühendisi olacağım. En fazla ona lazım. İkincisi, herkes ilmihalini ezberleyerek öğrensin. Motamo yani kelime be kelime değil ama yanlış yapmamak şartıyla ezberleyeceksin. Peygamberlerin 5 sıfatı var. Ezberlemezsen bunu nasıl hatırında tutacaksın? Tebliğ, sıdk, emanet, fetanet. Beşincisi neydi? İsmet. İsmet, ha. Bütün peygamberlerde bu var. Şimdi bunu niye bileceksin? Hristiyanların mukaddes kitaplarının başında şöyle bir kıssa geçiyor. Lut kavmini Allah helak edince Hazreti Lut'un kızları varmış. Erkek yok ortalıkta. Onların kutsal kitabını anlatıyorum. Kızlar diyorlar ki, babamızı sarhoş edelim, yatalım. Babalarını sarhoş ediyorlar. Hazreti Lut'la efendim sarhoş olduğu halde yatıp hamile kalıyorlar. Sen peygamberlerin ismet sıfatını bilirsen, bu çirkin kıssaya inanmazsın. Böyle şey olur mu ya? Peygamberler muhterem insanlardır, kızıyla yatıp da nasıl kızını gebe bırakacak dersin. Ama efendim 5 kelimeden ibaret. Normal zekaya sahip bir kimse 5 dakikada bunu ezberler. Resulullah Efendimiz'in sıfatları vardır. O sıfatlar öteki peygamberlerin hepsinde yoktur. Onu da o maalesef ilmihallerde yazmıyor fazla. Onu da öğrenirsin bir yerden. Ondan sonra efendim. Usulü fıkıh ne demektir? Usulü tefsir ne demektir? Tefsir ikiye ayrılır. Cahiller tesvir diyorlar. Birincisi icazetli tefsir alimlerinin yaptıkları efendim tefsirlerdir. Ya rivayet tefsiri ya dirayet tefsiri olur. Bir de tefsir yapmaya ehliyeti, ilmi, icazeti olmayan kimselerin yaptıkları tefsir bil heva ve rey. Bugün piyasada 250 çeşit tefsir varsa bunların en az 200 tanesi okunmaması gereken cahillerin heva ve reyleriyle yaptıkları tefsirlerdir. Kapış kapış cahilleri alıyorlar ve tefsirlerin içindeki bütün bilgiler yanlış değil. 100 bilginin yanında 5 bilgi yanlış olsa o okuyanı perişan eder. Bazen dinden çıkartılabilir. Her Müslümanın şu cümleyi Arapça olarak ezberlemesi lazım. Men fesserel Kur'ane bi reyhi fekat kefer. Kim Kur'an-ı Kerim'i kendi reyine, işkembesine göre yorumlarsa kafir olur diyor. Orada not tutan var bir tane sakallı. O nerede okuyor? Tıp fakültesi kaçıncı sınıf? Yüksek sesle konuşun. Üçüncü sınıf. O zaman bir kitap ismi yazacağım. Ötüken Yayınlarından çıkmış. Süheyl Ünver isimli kitabı. Biraz pahalıdır, alın demiyorum.
mutlaka karıştırın, bazı yerlerini okuyun, Süheyl Ünver gibi bir doktor olun. Süheyl Ünver, Hezar Fen. Hezar, Farsça bin demek. Bin ilim ve sanattan anlayan bir adamdı. Sadece doktor olma. Burada geleneksel İslam sanatlarından bir sanatla meşgul olan var mı? Ne okuyor? Hat. Kaç sene oldu başlayalı? Bırakarak yani biraz devam edip 3 sene oldu. 3. Ne zaman icazet alacaksın? Müfredat kısmını bitirmedim, daha devam ediyorum. Devam ediyorum diyor. 4 sene de alman lazım. Ne okuyordu o? Mimarlık okuyordu. Ha, tamam. Hat sanatı öğrenirsen çizeceğin projeler daha güzel olacaktır. O hat sanatından bir akış olacaktır oraya. Efendim, bir kişinin bu kadar genç içinde sadece bir kişinin sanatla uğraşması çok azdır. Kusura bakmayın, ben buraya sizi övmeye gelmedim. Bu vakfın bütçesinden birkaç yüz lira, 500 lira bulursunuz, sizi övecek birini kiralarsınız, buraya getirirsiniz. Ben buraya faydalı uyarılarda bulunmak için geldim, aklımın erdiği kadar. Ama övgü yalvarsanız övmem, çünkü övgüler insanları tembelleştiriyor. Ben şimdi bu çocuklara elmas desem kızacaksınız. Niye kızacaksınız? Bizim çocuklarımız elmas olur mu? Hepsi pırlanta efendim diyeceksiniz. Efendim, bir plan program yapın. Elden geldiği kadar. Osmanlıca konusunda hiç müsamaha etmiyorum. Akaid konusunda da müsamaha etmiyorum. Bu devirde İmam Maturidi yahut İmam Eşari, ikisi de birdir. Bunların akaid sistemine bağlanmamış kimse tehlikeye düşer. Çünkü sapıklık, tefrika almış yürümüştür. Bir yerde ayağa kayar. Şimdi siz reformculara karşı çalışıyorsunuz. Ama reformcularla mücadele etmeden önce sahih itikadı mutlaka okutmak lazım. Bu toptan alabilirseniz çocuklara, herkes telefon kontörü için nasıl para veriyorsanız akaid için de vereceksiniz. Telefonsuz kalsanız acımam, akaidsiz kalırsanız çok acırım size yani. Bu tıbba gidenin ismi ne? Ali. 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 Nereli? Malatya. Güzel. Ben insanların ismini soruyorum, bir. Şehrini soruyorum, iki. Fazla ondan sonra soru yöneltmiyorum. İsim çok önemli. Benim ismim Tolgaç deseydin yine sana acıyacaktım. O Tolgaç'ın yanına bir tane Müslüman ismi koy diyecektim ama Ali ile kurtarıyorsun. İsmi Ömer olan varsa burada sakın sakın İran'a gitmeye kalkmasın. Var hocam. İran'da kara yolculuğuyla İran sınırından girip Pakistan'a kadar sağlam gidemez efendim. Müslümanların
bazı hadis-i şerifleri kendilerine düstur yapmaları gerekir. Hayat düsturu. Bu hadis-i şeriflerden biri iki günü birbirine eşit olan zarardadır hadis-i şerifi. İki günü birbirine eşit zararda bu adam. Ne olacak hadise göre? Her yeni günü bir öncekinden ilim, irfan, hayır, hasenat, güzellik bakımından daha ileri olacak. Biz bu hadis-i şerife göre yaşayabilsek, tabii bunun da bir talimatı lazım. Her gün ilminizi, kültürünüzü çoğaltın. Her gün hayırlı işlerinizi çoğaltın. Müslümanlıkta hayırlı işler nelerdir? Keşke bunu bir listesi yapılsa. En kolay, en ucuz hayır nedir biliyor musunuz? Müslüman kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen. Bu bir hayırdır. Şimdi bunu bile yapamıyoruz. Suratımızdan düşen bin parça oluyor. Yemek yedin, şu kadar bir ekmek arttı. Onu ufala dışarıda park gibi bir yerde serçe kuşlarına at. Bu da bir hayır. Masrafı yok, zahmeti yok. Yine hayırlı işlerden çok kolay olan biri, kötülüklere karşı içinden buğz etmektir. Kötülükler var memlekette. Mesela gazeteler müstehcen yayın yapıyor. Yüreğin de bu müstehcen yayınlara karşı bir kınama, düşmanlık olacak. Zaten bir hadis-i şerifte buyruluyor, bu nehy-i münker konusunda kalben buğz olmazsa iman tehlikeye giriyor. Bunu Müslümanlara öğretmek lazım. Sokakta mini etekli herkesi tahrik eden bir karı geçiyor. Sakın ona bir şey söylemeye kalkma. Hemen tutuklarlar seni, perişan ederler. Ama yüreğinde keşke bu kadın böyle gezmese, daha iffetli gezse. Yok, işte bu kadın şöyle böyle, onu da düşünme. Keşke bu kadın daha iffetli bir kıyafetle gezse, kimseyi baştan çıkarmasa. Dışarıya söyleme bunu. Ben bile geçen sene bir yazı yazdım, sonra avukatıma gönderdim ne olur ne olmaz diye. Bu açık, saçık milleti kışkırtacak şekilde gezen karılar aleyhine. Abi bunları basma dedi, mahkemeye verirler seni dedi. Maalesef İslamcı iktidar bu feminizm konusunda çok yanlış işler yapıyor. Diyanete 50 bin kadın tayin etmişler. 50 bin. Şimdi birçok vilayette vardı. 61 vilayetin müftülerine kadın yardımcı, onlar da feminist karılar. Feminist karı ne demek biliyor musunuz ilahiyatçı? Başını örtmüş, namazını falan kılıyor. Buhari'deki, Müslim'deki sahih hadisleri reddediyor işine gelmediği için. Ben böyle ilahiyatçıyı ne yapayım kardeşim? Buhari ve Müslim'de Hindistan'ın büyük alimlerinden Hüccetullahul Baliga'yı yazan kimdi? Dehlevi. Diyor ki, icma vardır diyor.
sahihindeki bütün hadislerin düzgün olduğuna dair icma vardır. Böyle bir icmayı inkar edenler, Allah muhafaza, dinleri tehlikeye girer. Şimdi Müslümanlara kötülükleri farz olan kalben buğz etmektir. Bu bütün Müslümanlara farzdır. Sokakta gidiyorsun, sıcak bir gün, masaları kurmuşlar kaldırımlara, bira içiyorlar. Kalbinden buğz edeceksin. Etmezsen dinin tehlikeye girer. Şimdi herkes bunu lisanen tenkit edemez. Ben avukatımla konuşabilirim ve sonra belediyeye bir açık mektup yazarım. Yahu yapmayın, sokaklarda böyle içki içilmesine birkaç kuruş kira alacağız diye izin vermeyin. Zıkkımlanacaklarsa dükkanın içinde içsinler, yazabilirim. İdarecilerin ise önlemesi gerekir, Müslüman idarecilerin. Her gün faydalı kitap okuyacaksınız. Rastgele de olmaz. Hangi kitap okuyacaksınız? Emoto isimli bir Japon doktoru tanıyor musunuz? Senden üstüne araştırma yapan hocam. O, siz cevap veremezsiniz. Öğrenciler cevap verecek. Bakayım çocuklarınızın içinde Doktor Emoto'yu tanıyan var mı? Suyun Gizli Mesajı kitabının yazarı değil mi? Evet. Siz nerede okuyorsunuz? Ben de İTÜ'nün makine mezunuyum. Makine mühendisliği. İyi. Ama Doktor Emoto Allah'a inananların eline öyle bir koz verdi ki bütün Müslümanların onu tanıması lazım. Bu adam ateistleri, pozitivistleri, materyalistleri, Darwincileri, bütün münkir ve kafirleri perişan etti. Efendim, yaptığı iş şu. Doktor Masuro Emoto. İki şişe su aldı. Marketten alabiliriz. Suların birinin yanında bu suya bayılıyorum. Bu su ne mübarek. Bu su efendim harika bir şey. Bir de Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah mesela. Öteki su. Şimdi. O suyu bir tarafa kaldırma. Öteki su. Bu sudan nefret ediyorum. Bu suyu vurup atacağım yere. Bu su kötü. Bir de küfür ediyor. Suyla ilgili değil. Suyun yanında küfür ediyor. Sonra suları dondurdular. Bu adam çok özel usullerle o donmuş suların fotoğraflarını çekti. Birinci sudaki fotoğraflarda harikulade kristaller oldu. Kitapta var zaten resim. Harikulade kristaller. İnternetten de bakabilirsiniz. Bilmemek, hadi ayıp değildir diyeyim, öğrenmemek çok ayıptır. Öteki suyu tahlil ettiler, çamur çıktı efendim. Bu neyi ispat ediyor? Allah suya bile bir anlama kabiliyeti vermiş. Şimdi şu şeyi içerken Bismillahirrahmanirrahim. Bu su şifa olur efendim. Dinimiz bunu söylüyor. Hadis-i şerifte cahil Arap'ın biri gelmiş, Bedevi'nin biri. Resulullah Efendimiz'in sofrasına oturmuş, saldırmış, yemek hemen bitmiş. Efendimiz diyor ki besmele çekeydi, bir bereketli olurdu yemek diyor. Emoto işte bunu ispat ediyor.
bize. Müslüman olmayan bir Japon'un bize bir hediyesidir bu. Emoto'nun kitabının bu arkadaşa özetini yaptırın. Ama çok güzel özet yapacaksın. Şişirme özet olmaz. Ondan sonra her öğrenci okusun. Lütfen cebinizdeki o akrep telefonları böyle faydalı bilgiler edinmek için kullanın da bari akreplikleri azalsın biraz. Şimdi dolmuştur vaktimiz. Efendim, Müslümanlar birbirlerine dua etmekle yükümlüdür. Hayır dua etmekle. Dua parayla değil. İçinden geçirsen yine duadır. İnşallah hayırlı, vasıflı, güçlü, üstün, faziletli, nice meziyetlere sahip altı sıfat oldu. Müslümanlar olursunuz. Efendim, hep bana hayır. Müslüman, diğergam insandır. Bu kelimeyi bilmeyenler varsa, yani başkalarına iyilik yapmaya, hizmet etmeye yönelik kimselerdir. Güney Amerika'da Uruguay diye bir cumhuriyet var. Bu cumhuriyetin başında iki kere, dörderden 8 sene ediyor, iki kere başkanlık yapan Mujica diye bir adam vardı. Bu adam eski bir gerilla, 13,5 sene hapishanede korkunç çileler çekmiş. Sonra dışarı çıkmış, affa uğramış, ülkenin başkanı oldu. Ateist olduğu da söyleniyor fakat çok acayip bir takım faziletleri vardı. Birinci fazileti. Cumhurbaşkanlığı maaşını alıyor. 9/10'unu bankada fakirler fonuna yatırıyordu. 20 bin lira maaşı varsa 18 bin lirasını fakirler fonuna yatırıyor, kendisine 2 bin lira bırakıyor. Birinci fazileti. İkinci fazileti, Cumhurbaşkanlığı sarayında ikamet etmiyor. Karısıyla bir fidanlık çiçek bahçeleri vardı. Oradaki iki gözlü kulübede kalıyordu. Üçüncüsü, devletin kendisine tahsis etmiş olduğu lüks, pahalı, zırhlı otomobillere binmiyor. 1987 üretimi bir Volkswagen kaplumbağa arabaya biniyordu. Bak, 3 tane adamın fazileti var. Herif Müslüman olsa Hazreti Ömer ahlakı diyeceğim yani. Biz Müslümanlar onun dinini veya dinsizliğini beğenmemek şartıyla bu hikmetli üç özelliğinden ibret alabiliriz. Tarihte Müslümanlar kadar Yahudilere ve Hristiyanlara din hürriyeti vermiş başka hiçbir medeniyet görülmemiştir. Ama biz onların dinlerini tabii ki beğenmiyoruz. Resulullah Efendimiz sadece Necran Hristiyanlarına değil, ona yakın Hristiyan cemaatine şey vermiştir, emanname vermiştir. Hazreti Ömer Kudüs'ü aldığı vakit Kudüs Hristiyanlarına emanname verdi.
Bir, Hazreti Ömer Yahudilere şey etmedi, kovdu onları Cezirötül Arap'tan, çok haklı olarak. Onların bir kısmı Anadolu'ya geldiler, yerleştiler. 1400 senelik macera, şimdi Müslüman olarak bizim canımızı okuyorlar. Fazla konuşmayacağım o konuda. Haftada bir kitap okuyun. Kültür bakımından aynı yerde otlayıp durmayın. Yahu öküzler bile o zekaları pek parlak olmayan koyunlar bile aynı yerde otlamıyor. Nasıl bir Müslüman aynı yerde otlayabilir? En ayıp şey aynı yerde otlamaktır. Efendim ben aynı yerde otlamıyorum. E hiçbir şey öğrenmezsen, kültürünü artırmazsan, dinini doğru olarak öğrenmezsen aynı yerde otluyorsun demek. Arkadaşlarınızla konuşurken ulan demeyin, demezsiniz ya, be demeyin, ünlemlerle konuşmayın. Üniversiteli, medeni, Müslüman gençler güzel, fasih, edebi Türkçe ile konuşurlar. Bundan 100 küsur sene önce Darülfünun efendileri, öğrencilere efendi denirdi eskiden. Biri diğerine soruyor. Muhterem pederinizin geçen hafta namizaç hasta olduğunu söylemiştiniz. İnşallah kesbi afiyet eylemiştir. Bugünün Türkçesine karşılığı ne? Ulan baban nasıl oldu? İkisindeki mana aynıdır. Birincisi nazik, ikincisi öküz hal hatır sormasıdır. Müslümanlar kültür bakımından, ahlak bakımından, fazilet bakımından, güzellik bakımından dünyanın hayran kalacağı gençler yetiştirmeli. Her Müslüman gencin cebinde bir güzel defter ve bir mürekkepli dolma kalem istiyoruz. Efendim benim telefonum var, telefona not alıyorum. O telefon akreptir. Telefonun en hafif zararı insanı gaflete düşürmesidir. Sonra zarar listesi çok uzundur. Sonunda manyak yapabilir, salak yapabilir, beyinsiz yapabilir. Benim telefonum 4000 liralık yeni telefon. Seninki bunu söyleyen eşek değil, şeddeli eşektir efendim. Telefon ihtiyacınızsa kullanın. Ama telefon sizin için statü olmasın. Bugün Türkiye'de telefon. Türkiye'de telefonla en az konuşan vilayet 10 sene önceki bilgi Kayseri'ymiş. En akıllı insanlar da orada yani ticaret bakımından. Müthiş ihracat yapıyor Kayseri sanayiyi. En akıllı insanlar. Bir vilayette en çok lüks telefon orada ve herkes deliler gibi konuşuyorsa Türkiye'nin en salak vilayetidir orası. Duymasınlar tabii. Peki, burada birkaç broşür var. Herkese yetişmese bile o kadar getirebildim. Onu da dağıtırsınız. Bu çok küçük bir broşürdür. İçinde 80 küsur tane faydalı bilgi ve nasihat vardır. Defter kalemi unutmayın. Ben fakir talebeyim. Benim 30 liralık telefon alacak bütçem yok.
bunu söyleyeni dövmek lazım. Ulan gerizekalı demek lazım. O telefona 1500 lirayı verirken bütçen dar değildi. Kaleme mi daraldı 30 liralık kaleme? Ağzım bozduğum için kusuruma bakmayın. Efendim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İzin alacağım. Ben yaşlı bir insanım. Fazla yorgunluğa gelemiyorum artık. Ama bunu şikayet için söylemiyorum. Elim tutuyor, ayağım tutuyor, gözüm görüyor, kulağım biraz kayıp var ama yine duyuyorum. En enteresan ve şükretmeme şayan olan şeyse kafam çalışıyor. Oturup bilgisayarın başına geçiyorum, hemen bir yazı yazıyorum. En çok da Müslümanları tenkit ediyorum. Bak, çok mübarek bir ay yaklaşıyor Ramazan. Ne hazırlığımız var? Hiçbir hazırlığımız yok efendim. Ramazan feyiz ayıdır, bereket ayıdır. Müslümanların kendilerini ıslah etme ayıdır. Biz ne yapıyoruz? Efendim, camilerdeki hoparlörlere ince sünger makinesi, dikiş yağı, dikiş makinesi yağ dökelim de sesleri daha çok çıksın. Ondan sonra efendim büyük tartışmalar. Ramazan pideleri susamlı mı olsun, çörek otlu mu olsun, iftar ziyafetleri nasıl olsun. Biz Ramazan ayını oburluk ayı haline getirmişiz. İhya-ı Ulûmü'd-Dîn kitabında yazılı. Evliyaullah, Ehlullah Hazretleri iftar yemeklerinde bile 9 lokmadan fazla yedirmezlermiş. E peki. Allah razı olsun. Kim götürecek beni? Yalnız bir arabamızı park edebilecek.